Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrafil mursalin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allahümme allimna ma yenfa'una ve anfa'na bima allamtana ve zidna ilman. Allahümme arinal hakka hakkan ve rzuqna ittiba'a ve arinal batila batilan ve rzuqna ijtinaba. Ve ce'alna mimme yestemi'una al-kavlu feyettebi'una ahsana. وَأَدْخِلْنَا بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ اَمَّا بَعْتَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللّٰهِ تَعَالَى وَبَرَكَاتُهُ Allah Azze ve Celle'nin Asma-ül Husna, güzel isimlerinden Al-Ahad ismini bugün ders kıyam bulamız. Allah Teala'nın bu ismi Kur'an'da hem, sünnette hem varıp bugün. اَوْضُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدْ اللّٰهُ الصَّمَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدْ Mana hammamiz bilgan İhlas surasida Alloh taolo aytibdi, "Qul huvallohu ahad." Quraysh mushriklari payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga kelib, Robbisini, o'zining Robbisini qanday zot ekanligini sifatlab berishini talab qilishdi. Shunda Alloh taolo mana shu surani nozil qildi. "Ayting, ey Muhammad alayhisalom, u Alloh ahaddir." Ya'ni yakkadir, yagonadir. Mana endi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan Ibn Moja rivoyat qilgan hadis Abu Hurayra roziyallohu anhuning rivoyatida. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir kishini shunday deb duo qilayotganligini eshitdilar. Allohumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antalloh la ilaha illa anta al-ahadus samad alladhi lam yalid va lam yulad va lam yakun lahu kufuwan ahad. Mana shunday deb duo qilayotganligini eshitdi. Parvardigor men Albatta sendan o'zga iloh yo'q. Sen tug'magan va tug'ilmagan hamda hech kim senga teng bo'lmagan Al-Ahad As-Somad ekanligingga guvohlik beraman. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam jonim uni qo'lida bo'lgan zotga qasamki, mana shu duo qilayotgan odam Allohning eng buyuk ismi bilan so'radiki, agar u ism bilan duo qilinsa, Alloh ijobat qiladi. Agar u ism bilan so'ralsa, Alloh albatta ato qiladi dedi. Al-Ahadu Somad. Qul huvallohu ahad, Allohu Somad. Demek Alloh taolaning Al-Ahad ismi kitobda ham vorid bo'lgan, sunnatda ham vorid bo'lgan. Mana endi Alloh taolaning Ismul Azami. Eng buyuk ismi. U shunday bir ismki, u ismni o'rtaga qo'yib Allohga duo qilinar ekan, albatta ijobat bo'ladi. U ismni o'rtaga qo'yib so'ralar ekan, albatta Alloh taolo ato qiladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam mana bu ismi Alloh taolaning eng ismul azami deb tayinlab bizga belgilamaganlar. Toki musulmonlar Alloh taolaning hamma ismlarini o'qisin, o'rgansin, yaxshi ko'rsin va ular bilan duo qilsin. Endi Alloh taolaning ismul azami, eng buyuk ismi qaysi ism deganda turli fikrlarni aytishgan. Kimdir Ar-Rahman ismi eng ismul azam deyishgan. Kimdir Alloh ismul azam degan. Lekin bitta fikrga ittifoq qilinmagan. Mana shu turli fikrlarni xulosasi shuki, siz muayyan holatingizda Alloh taolaning ismlaridan qaysinisiga muhtojroq bo'ladigan bo'lsangiz, shu siz uchun ismul azam bo'ladi. Agar siz faqir, kambag'al bo'lsangiz, Alloh taolaning al-g'oni ismi, behojat, boy ma'nodagi ismi. Sizga mana shu ismul azam bo'ladi. Agar siz zaif, nochor bo'lib turgan bo'lsangiz, Alloh taolaning Al-Qodir ismi siz uchun ismul azam bo'ladi. Agar adashgan bo'lsangiz, Al-Hadi, to'g'ri yo'lga boshlovchi ismi, Al-Hadi ismi siz uchun eng ism, ulug' ism bo'ladi. Demak, gohida At-Tawwab ismi, gohida Al-Mughni ismi, gohida An-Nasir ismi siz uchun ismul azam bo'ladi. Xulosa ustingizga kelgan har bitta holatda siz uchun zarur bo'lgan shu ism ismul azam bo'ladi. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Alloh taoloning go'zal ismlari bor, bas unga ular ila duo qilinglar. Ana shu ismlar bilan Alloh taoloni chorlanglar. Kasalmisiz? Ash-Shafi ismi sizga ismul azam. Yordam kerakmi? An-Nasir ismi sizga ismul azam. Mustormisiz? Al-Mujib ismi bilan Allohga duo qiling.
muayyen halatta muayyen isimsiz için ismül azam buladı. Allah Azze ve Celle'nin sadık mumun bandası Rabbisi itaatli buladı. Mahlukatlar blanklayken muamalası da kemter buladı. Kibirli bu miydi? Müslüman adam fakat maç gekirgende cehennemizde turgende ile Rabbisi bilen mulakat kılıp başka payet öz halı çakamıydı. Müslüman adam daimi surette Rabbisi bilen muamalada alakalı buladı. Rabbisi'ye münacat kıladı. Yardım soruydu, istiğfar etdi, tevekkül kıladı. Rabbisi'ye bilgen muhabbetini sıkartıp duradı. Mumun bende Rabbisi'ni aldı da özünü hakisar tutadı. Özünü har buladı. Mana şu fiili üçün Allah onu aziz mükerrem kıladı. Mumun özünü hakisar tutadı. Rabbisi'ni huzuru da. Çünkü sizde ne mi var? Sizinle başkalardan balat kıp durgen. İlmiz var mı? Puliz var mı? Mansabiz var mı? Kuvvetiz var mı? Çırayız var mı? Avaziz var mı? Adamlar yakımlı. Bunların hepsi Allah'tan. Bunların hepsi Allah'tan. Eğer Allah apko işini haklasa, bir lahzeyem köklü kıladı. Çünkü kançalar özünüzü har tutasız, kançalar Allah'ta olanı fazla da bilesiz, kem tertürasız, Allah şu nimetini ziyade kıladı. Çünkü Rabbimiz etken, la in şekertum, la azidennekum. Birgen nimetlerimi, şükürünü ada kısaylar, yeniyem ziyade kıveremen deydi. Ve la in kefertum, eğer mankörlük kısaylar, şükür keltirmeseyler, isyan kısaylar, inne azabi ile şedidi. Meni azabım kattık. Çünkü için ihsan kıldınız mı? Kekkeymeyin. Yani hem hakis olarak durun. Çünkü Allah sizge şu işte imkaniyatını verdi. Allah pul verdi. Kalbinizge muhabbetini saldı. Koliz yengil çıkarıp verdi çöntekizden. O şimdi kılamayken var. Bergisi keledi, beramiydi. Kançalar kemter bulasız. Kançalar öz yüzü hakisar tutasız Allah'ın huzuru da Allah sizi şunçalar kötüledi. Kaide. Özünü Allah'ını aldı da kançalar har bilsin, hakisar tutsin, Allah seni şunçalar kötüledi. İzzetini ziyade kıladı, hikmet ata kıladı, kuvvetli kıladı. Özünü onun huzuru da kançalar pas tutsin, seni şanini şunçalar yükseltiradı. Firavun ana rabbukumul a'la dedi. Men sizlarni eng oliy robbilarman dedi. Oqibat nima oldu? Dengiz tagida qoldi. Mo'min banda özünü Allah'ın huzurida past tutgani bilan, xor his qilishligi bilan özünü aziz deb biladi. Çünkü Allah aziz qilsin, sizni hech kim xor qila olmaydi. Çünkü insonning dunyoga kelishi, yaralishidagi maqsad, g'oya qulchilik. Estağfirullah. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Rabbimiz Subhanahu ve Teala yaptı. Men cin ve insan taifasını menge ibadet kılıçlığı için yarattım. Menge kul buluşluğu için yarattım. Maksat şu. Demek insanın işi ubudiyet, kulçilik. Allah'ın işi ise rububiyet, terbiye kılıç. Siz Allah'ı kul bulasız. Baş izi gelsiz, Allah'ın hükümünde durasız, Allah sizi hemen yok izi terbiyeliydi. Ahlak izi, ceset izi, aile izi. Ne mi var terbiyeye muhtaç bugün? Islah kılınışlıkçı muhtaç bugün ne mi var? Rızk izi var mı? Bala izi terbiyesi var mı? Ailedeki halat var mı? Hemesini Allah da Allah'a torlap koyadı. Fakat siz Allah'ın kulçuluğunu ona da becerin. Bana ettik insan Rabbisini aldı da özünü kemter tutadı. Hakisar boladı. Kibirge birilmiydi. Rabbimiz Subhanahu ve Teala bana hadis kudusuyla şunu dediydi. El kibriye uriday vel azamatu izari femen naza'ani vahide minhuma kazaftuhu finnar. Kibriye benim ridayım. Azamat benim izarım. Mana shu ikkalasidan qaysi birini biroq men bilan tolassa, men unga xorlik libosini kiygizaman. Firavn ilohman dedi, Alloh taolo xor qildi. Qorun innama utituhu ala ilmin indi dedi. Eng katta boy, yer yuzida yashab o'tgan boylar eng kattasi. Bu moli dunyoda hammasini
özümdeki ilim tüfeli kul yekirittim. Özüm bu puldu taptım dedi. Allah Teala yer yuttur vardı. Birine su tayge bastı da bir tanesi yer yuttur vardı. Çünkü müminin işi kulçilik, kemterlik. Her kançı günahı köp olmasın, eğer Allah haklasa keçir adam. Allah şimdi bir kere imza. Allah Teala dedi, ya İbni Adem'e, لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوبُكَ أَنَانَ السَّمَاءَ ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِي ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ وَلَا أُبَالِي. Ey adam balası, günahların köpeği Osman geç yetip borsayım, menden istiğfar sorasın, seni mağfirat kılaman, parva akımıyım ben. Muhumu istiğfar sora. 70 kekir değil mi? Taşı yapsan yeni günahlardı. 80 kekir namaz başla yapsan mı? Muhummaz. Muhumu, gargara, bana bu yeri geke günge kadar. Acel közünge körüngünge kadar tövbe kıl. Eğer yer kabuğunu günah bulan toldurup taşıyken bu senem, şirk keltirmezsen menge keken bu sen keçiremen deyipti. Tövbe kıl işte ki hiç kaçan keç bu muydu? Fakat yine gargara kep koyan payda keç buladı. Ya adam balası, eğer sen huzurumge yer kabuğu tola günah bulan kesen yu, ama menge şirk keltirmegen bu sen. Seni aldınge yer kabuğu tola mağfirat bulan kelemen. Görün, eğer zarra miqdarı şey, kibir boladıyan bolsa, kalbizde bu kibir sizi uzaklaştırır. Kulçilik bilen kibir birbirine kirişmeydi yanlarsa. Mesela bir çini süt durupdu. Çünkü bir piyala su koysuz, süt yamanlarsa yalanıp kalmıyordu. Yakımlı içimli bu kadar içi orasız. Süt bulan su tabiatı birbirine koşuladı, birbirine düşüldü. Şimdi ana şu bir çinli sütge, bir piyala nefti koşacağız mı oğuladı? Tamam, şimdi sütü içi bu muydu? Çünkü süt bulan nefti tabiatı birbirine doğru kemiydi. Hüddü çünkü o şey geldik. Allah'ın kulçiliği, hakiki boyan mumun bende de kibir de genlerse bu muydu? Çünkü kibir bulan kulçilik birbirine düşmüydü genlerse. Rabbisi ki kibir kimiydi mumun? Ve mumunlar hem kibir kimiydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem etediler لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا لَحِفْتُ عَلَيْكُمْ مَا هُوَ أَكْبَرُ. Sizi hokisorlikka, tavbaga üyelişke alıp boradigan günah sizi kibirge alıp borup koyadigan taattan afzarroq. Qaytar vetemen. Sizi kibirge, kekkeyişlikke alıp getip koyadigan taat ibadetten köre sizi hokisorlikka, tavbaga üyelişke alıp boradigan günah yakşırak. Kliyekken ibadetiz, takvayız kibirge alıp mı? Bu yaman amel. Yeni kıpkoyan günahıysan hıcalet bulup, üyelip, istihbar edip, hakisar bulup, tövbekli yapsın mı? Şu halat yakışırlar, şu günah yakışırlar bundan. Yani, keçesi buna okulamazsan namaz okuduyuz. İttiman keptirip, 200 rekat namaz okudum keçesi, tahaccüd okudum, diye kekkeyip koyduyuz. Bu yakışı mı? Ya ki, tahaccüd namazı okuyayım ben de niyet kılıp, okulap kaldıyız, ittiman tır hıcalet oluyoruz. Allah özün keçirgen, nazır kılıyordum, niyet kılıyordum, amel yaşıramadım. Şunu aleyge, Peygamberimiz dediler, لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا لَحِفْتُ عَلَيْكُمْ مَا هُوَ أَكْبَرُ. Eğer günah kımaya koysaylar, günah kımaya koysaylar, sıladı üstüylerde, ana şu işilerden göre kattarak işten korkaman. Eğer günah kımaya koysaylar, sıladı üstüylerde, şundan göre kattarak narsadan korkaman. Nima o? İnsan günah kıladı, tavba kıladı. Peygamberimiz etkenler, Kullu ibn adama hatta'un ve hayrul hatta'yine tavvabun. Adam balasının hepsi günah kıladı. Günah kımediği adam yok. Kattadır, kişidir, bilip bilmezden kıladı günahdır. Şimdi şu günah kıladığının en yakısı tavba kılıcısı. Şimdi Peygamberimiz etkiler, eğer günah kımaya koysaylar, şu halatilerden göre kattara hatarlı boyan nasadan korkaman. Nema o? Al-ucub. Özüylerge özüyler baha verişte başlayısılar. Umuman buraya karamayım ben. Közümü yerde alıyorum ben daim. Ben umuman gıybet kımayım ben. Ben umuman günah masiyatlarla aralaşmayayım ben. İnsan günahı kımaya koyup kibirge ketkenliden köre günahı kılıp bile bilmezden tövbe kıyanı yaşayken.
Şunallı mı? Ha özleri harekat yapıp durma. Uyam sende ki adam mı? Kim etti o senge parış dedi. Uyam adam balası. Resulullah yaptılar. Adam balası var hata kıladı. Bilip kıladı, bilmeyi kıladı, cahıldı usta kıladı, açık usta kıladı. Onu sırası damladı yine peş kıma. Eğer sen özün günah kımıydıyan bu geninde şuna da sen yaraşar mıydı? En yamanı buna adamdı yapamaz. En yamanı buna adamı yapamaz. Her adını barlıyı. Öçünün yine. Değil mi? Özünde yok mu onası? Ha? Özünde yok mu? Tümmesle günahsanı bu cahıl sükte söhü vardı. Adam balası da koyulik hata kıladı. Tövbe kıl yaptı mı demeyi? Yakşı adam. Al-Ahad sözü Arap dilidagi al-vahid sözüden iştihak kılıngan, yasalgan çıkarıp olingan. Al-vahid degeni sanoqni başlanışı. Al-vahid yani bir, ondan keyin iki, üç degen manu. Al-ahad ise ana şu sanoqni yok kılıçlik için. Ahad yani yagona degeni. Bitta deseniz keyin ikkita, üçte bo'ladi. Al-vahidning manosi şu, bir, iki, üç. Endi al-ahad deyilsa yagona degeni bo'ladi. Ayting, o Alloh yagonadir desek to'g'ri bo'ladi. Masalan, ma jaa ahadun deyilsa, hech kim kelmadi degani. Demak, nafi uchun. Endi al-vahid esa isbot uchun. Jaa vahidun minal qavm. Qavmdan bittasiyla keldi. Demak, isbot uchun vahid ishlatiladi, nafi uchun ahad ishlatiladi. Oradagi farq al-vahid degani, ya'ni vahid degani qancha adat ma'nosida ishlatilsa, ahad esa nav ma'nosida so'z. Alloh taolo mana hal ta'lamu lahu samiyya deydi Qur'onda. Alloh taolo uchun bironta bir tengini bilurmisiz? Endi Alloh haqida siz qanaqa tasavvurga bormang, qanaqa deb fikr qilmang Alloh haqida, Alloh siz o'ylaganda qamas. Laysa kamitslihi shay'un. Allohga o'xshash biror narsa yo'q. Al ahadning ma'nolaridan Hamma narsada Allohga muhtoj bo'ladi. Alloh esa hech narsaga muhtoj emas. Koinotdagi har bitta narsa Allohga muhtoj bo'ladi. Alloh esa hech kimga va hech narsaga muhtoj emas. Mana bir joyda bo'lishlik ham muhtojlik. Zamonga va makonga bo'lgan muhtojlik. Biz o'shda masjidda o'tiribmiz. Hozir o'tiribmiz. Demak, hozir bu vaqt, o'sh masjid bu makon. Zaman ve makonga muhtoj bo'lishlik mahluqlarning sifati. Endi biz Allohni qayerda deymiz desa, biz aytamizki, Alloh zaman ve makonga muhtoj emas. Chunki zaman bilan makonga muhtoj bo'lish yana qaytarib aytamiz, mahluqlarning sifati osmonda, yerda deb bo'lmaydi. Osmon, yer yaralmay turib ham Alloh bormidi? Osmonda desiz Allohni, ha xo'p. Osmon yo'qligida ham Alloh bormidi? Osmon yo'qligida ham, yer yo'qligida ham Alloh bormidi? Qayerda edi unda? Ana, o'sha qayer degan narsani zaman bilan makonda Alloh yaratdi. Demak, Alloh zaman bilan makon yo'qligida ham bormidi? Demak, Allohga zaman bilan makon kerak emas. Qur'onda Alloh taolo bandalarini ibad degan, abid degan. Ikki xil so'z, ibad, abid, bandalar. Mana shu Qur'onda kelgan ibad va abid so'zlarining ma'nosi. Ibad degani shukrning bandalari, abid qahrning bandalari. Qur'onda 3 o'rinda abid degan Alloh, qahr bandalari. 17 o'rinda ibad degan, shukrning bandalari. Banda musulmon bo'lsin, kofir bo'lsin, fojir bo'lsin, fosiq bo'lsin, baribir Allohning quli. Kafir bo'lsa ham, mushrik bo'lsa ham Allohning bandasi, quli. Chunki tirik bo'lib turishi Allohga bog'liq. Yuragi to'xtab qolsin. Tamam, qo'lidagi milliardlagan pullari boshqalarning qo'liga o'tadi. O'ldi, o'chdi, yo'qoldi. Tog'imi, kofirmi, mutakabbirmi, bari majburiy suratda Allohning hukmiga bo'yinsungan. Majburiy bo'yinsungan bandalar qahr bandalari deyiladi. Bular abid deyiladi. Alloh taolo nafas olasan dedi, shu hukmiga majburan bo'yinsunadi. Alloh taolo uxlaysan dedi, majbur uxlaydi. Alloh taolo yeysan deb buyurib qo'ygan shu hukmiga majbur bo'yinsunadi. Ixtiyorisiz, majburiy bo'yinsundirgan bandalar qahr bandalari deyiladi. Abid deyiladi. Siz
Xohlang, xohlamang Allohning hukmiga bo'yinsungansiz. Jamiyat har qancha martabangiz katta bo'lmasin, har qancha mansabingiz ulug' bo'lmasin, har qancha pulingiz katta bo'lmasin, aqlingizni yo'qotdingiz. Endi jamiyatda bir tinlik odam bo'lmay qolasiz. Odamlar orasidagi hurmatingiz, maqomingiz, oyoq-qo'lingizni ishlab turishi, aqlingizni ishlab turishiga bog'liq. Alloh olib qo'ysin. Alloh olib qo'ysin, nima qila olasiz? Shuning uchun inson falon bo'lmasin, baribir Allohning quli, qahr bandasi, majburan bo'yinsunilgan. Demak, Alloh taoloning qahriga, hukmiga majburan bo'yinsundirgan bandalar abid deyiladi. Qahr bandalari. Endi shukr bandalari, ibad qanaqa bo'ladi? Mu'minlar. Mu'min kishi esa Robbisini taniydi. Yaxshi ko'radi. Unga iqbol qiladi. Itoatda turadi ixtiyori bilan. Mana shu amallari bilan Allohga yaqin bo'ladi. Mu'min ham Allohning quli, bandasi, ammo anovi fojir, fosiqlardan farqi bor. U shukr bandasi. Qohran, majburan bo'yinsundirilgan bandalar abid deyiladi. Qur'onda abid so'zi mana 3 marta zikr qilingan deb aytdik. Astagfirullah. Va ma robbuka bidollamin lil abid. Parvardigoringiz bandalarga zulm qiluvchi emas. Qarang, abid Allohga ixtiyori bilan bo'yinsunmagan kofir fojirlar. Endi ularga balo kelgan paytda Alloh aytayapti: "Men abidlarga qahran bo'yinsunilgan, majbur bo'yinsunilgan bandalarga zulm qiluvchi emasman. Ustiga balo kelgan bo'lsa o'zlari so'rashib oldi." Va ma ana bidollamin lil abid Qof surasida. Va men bandalarga zulm qilguvchi ham emasdirman. 3-chi oyat. Va anna Alloh laysa bidollamin lil abid. Zero Alloh hargiz bandalarga zulm qiluvchi emasdir. Qarang, ibad emas, abidga. Ibad bu mu'minlar, ixtiyori bilan Allohga bo'ysunib, Allohning qulchiligida turganlar, ibad. Endi zulm qilmayman deganda Alloh taolo ibadlarga emas, abidlarga deyapti. Shukr bilan bo'ysungan bandalar esa al-ibad deyiladi. Ibad va abid. Qur'onda ibad so'zi 17 ta oyatda zikr qilingan. Ba'zilarini o'qib beraman. Alloh taolo aytadi: "Inna ibadi laysa laka alayhim sultonun." Mana iblis alayhi lana jannatdan quvildi. Qiyomatgacha o'lmaslikka Allohdan izinni oldi va shu odamni deb turib jannatdan quvildimmi? Men mana shu odamning zurriyotlarini hammasini adashtiraman deganida Alloh aytdi: "Mening bandalarim ustida esa sen uchun hech qanday saltanat hukmronligi bo'lmas." Inna ibadi mening bandalarim deyapti. Astagfirullah. Va idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ey Muhammad alayhisalom, agar men haqimda bandalarim men sizdan so'rashsa, men ularga yaqinligimni ayting. Meni bandalarim deyapti. Nabbi ibadi anni anal g'ofurur rahim. Xabar bering ey Muhammad alayhisalom bandalarimga, albatta men g'ofurur rahim ekanligimni. Ibadi. Va qul li ibadi yaqulu allati hi ahsan. Boshqa oyatda annal arda yarithuha ibadiyas solihun. Albatta yerni mening solih bandalarim vorislari bo'lishadi. 17 ta oyat bor birodarlar. Demak, ibad degani Alloh taoloni shukr bandalari, ixtiyori bilan bo'yinsungan mu'min bandalari, abid Alloh taoloning qahron bo'yinsundirilgan bandalari. Va tammat kalimatu robbika sidqon va adla. Parvardigoringizning so'zlari sidqu adolatda komil bo'ldi. Qur'on ichidagi hamma narsa ikkiga bo'linadi. Amr va nahiy va xabar. Buyruq va qaytariq bitta narsa, amr va nahiy ikkinchisi xabarlar. Alloh taolo bizga buyurdi, qaytardi va bizga xabar berdi. Allohning buyrug'i adolatli, xabari rost. Adolatli buyruq, rost xabar. Alloh taolo siz bilan bizga aytayaptiki, ey bandalar, sizlardan sodiqlik, rostgo'ylik, mendan adolat. Mana shu odam rostgo'y odam deyilsa, biz faqatgina yolg'on gapirmaydigan odamni tushunamiz. Sodiq, rostgo'y odam desa, biz faqatgina gapiradigan gapini tushunamiz. Hech qachon yolg'on gapirmaydi.
Lekin chuqurroq qaraydigan bo'lsak, rostgo'ylik bundan ko'ra kattaroq narsa. Haqiqiy rostgo'y odam kim? Yolg'on ham gapirmaydi va gapirgan gapiga ish to'g'ri keladi. Gapirgan gapi bilan qilayotgan ishi bir bo'lsa, shu odamda biz haqiqiy rostgo'y sodiq odam deb aytamiz. Haqiqiy sodiq kishi kim? So'zi va ishi bir xil bo'lgan odam. Mana shu inson sodiq inson bo'ladi. Anbiyolar qanaqa odam edi? Ular haqiqiy sodiq insonlar bo'lishgan. Gapirgan gapi qilayotgan ishiga to'g'ri kelgan. Munofiqlarchi so'zi boshqa, lekin ishi boshqa odamlar. Ey bandalarim, sizlardan rostgo'ylik, mendan esa adolat. Mana shu joyda bitta bir fikrni aytib o'tish kerak. Musulmonlar hozir qarasangiz, dunyoviy fanlarda, dunyo ishlarida, ilm fan taraqqiyotida orqada qolib ketishdi. Sabab nima? Sabab nima? Ana shu dunyo maydonida muvaffaqiyatga erishishligi uchun insonlar qanaqa sababni qilishlari kerak bo'lsa, shu sababda kim yaxshiroq qilsa, Alloh shunga muvaffaqiyatni beradi. Chunki Alloh odil zot. Musulmon bo'lmagan xalqlar dunyo ishlarida yuksalishlik uchun qilish kerak bo'lgan sababda hammadan zo'r qildi, shuning uchun o'tib ketdi ular. Musulmonlar shu sababni qilmadi, orqada qolib ketdik. Tariximizni o'qinglar. Ana shu dunyo ishlarida ham, dunyo fanlarida ham yuksalishlikka sabab bo'ladigan ishni bizning ota-bobolarimiz musulmonlar qilganida Beruniy chiqdi, Termiziy chiqdi, Ibn Sino chiqdi, boshqa buyuklar chiqdi. Tushunyapsizmi? Alloh odil zot. Sababni kim zo'r qilsa, Alloh shunga natijani beraveradi. U musulmonmi, kofirmi farqi yo'q. Biz sababni zo'r qilib turib, Allohga duo qilishimiz kerak edi. Endi biz sababni qilmay qo'ydik, faqat duo qilyapmiz. Kofirlar duo qilishni bilmaydi, Allohga iymoni yo'q, lekin sababni zo'r qilyapti, shuning uchun ular oldida turibdi. Yana qaytaraman, dunyo ishlarida taraqqiy topishlik uchun, rivojlanishlik uchun, o'sish uchun qanaqa sababni qilish kerak bo'lsa, shu sababni kim zo'r qilsa, Alloh shunga beraveradi, kofir bo'lsa ham, musulmon bo'lsa ham. Biz duo qilishni uddalayapmiz, ammo sababini anoladiqa qilmayapmiz. Shuning uchun dunyo ilmlarida ular nima qilishdi? Bizdan o'zib ketishdi. Shuning uchun Alloh taolo aytibdi: "Ey bandalarim, sizlardan rostgo'ylik, mendan adolat." Taraqqiy topishning niyatlarida rostmisizlar? Gapirayotgan gapinglar bilan niyatlar bir xilmi? Gapirayotgan gapinglar, niyatlar bir bo'lgandan keyin qilgan ishingiz shunga to'g'ri keladimi? Rostgo'y bo'linglar, sodiq bo'linglar, mendan adolat men beraman deyapti. Kofirlarni yuksaltirgan Alloh taolo mu'minlarni yuksaltirmaydimi? Yuksaltiradi. Faqat mu'minlar sababini qilmay qo'ydi-da. Mana hunar egalari bor. Qo'linglarda shogirdlar bor. Buni aytganmiz avval, qaytaramiz. Va yosh yigitlar bor, ustalar bilan ishlayotgan shogird, hunar o'rganyapti. Xoh ilm o'rganayotgan shogird bo'lsin, xoh hunar o'rganayotgan shogird bo'lsin, diqqat qilib eshitib olinglar. Alloh odil zot. Siz 4 yil Svarshida qo'lida shogird bo'lib yurdingiz. Niyatingiz to'g'ri, so'zingizga to'g'ri keladi, qilgan ishingiz ham Svarshilikni ishi. 4 yil yurdingiz. Alloh sizga shu hunarni beradi. Chunki Alloh aytibdi-yu, sizlardan sodiqlik, mendan adolat. 4 yil yurganingizdan keyin hunar yo'qadi-da. Ustiz qilgan hamma hunarni qila olasiz. Shu bilan baraka topdim deb o'ylaysizmi? Yo'q, yana bitta narsa qoldi. Mana shu ustani yoki ustozni roziligi qoldi. Siz 4 yil umringizni berib, 4 yil umringizni shu temir dorqasida chang yutib temir ko'tarib yuruvdingiz, sodiq bo'ludingiz niyatingizda va fe'lingizda Alloh hunarni yuqtirdi, hunarli bo'ldingiz. Endi baraka topishligingiz ustozingizni yoki ustingizni sizdan rozi bo'lishligiga bog'liq. O'shuning uchun biri ikki bo'lmayapti ekanda, domla. Ha, o'shuning uchun biri ikki bo'lmayapti. Ustozinga, ha, o'zimizni shogirdlarimiz bor, o'zlari usta mana qular. 6 oy ishlaydi deydi, usta duo bering deb turadi deydi. U hunar o'rgangani kelgani yo'q. Voy, eskilardan so'ranglar. 2 yil, 3 yil keyin so'ramasdi ota-ona shogirdga bergandan keyin. Hozir borib bir oydan kelib pul atkamaysanmi deyoradi. To'g'rimi? Usta duo qiling deydi. Nima qiladi usta? Xolamayapti ishlashdi. Olib keldi deyapti bir kuzubchi birodarimiz.
Siz pul topgani, bola o'zi pul topishligi uchun olib keldingiz bu yerga, hunar o'rgatgani bo'lsa, hunar o'rgatgani deyapti deydi. Bo'pti deydi, 6 oyda kelib turibdi deydi. Jinda shpakalovka surkash turgan bo'ldi, jinda temir to'lash turgan bo'ldi. Duo bering. Duo berdim deydi. Agar 6 oyda o'rgangan bo'lsa ham bu hunarda, o'rganib olgan bo'lsa ham baraka topmaydi endi. O'zi javob beradi. 2 yilmi, 3 yilmi? Javob bergan ham rozi bo'lsin sendan, shunda baraka topasan. Shuning uchun bitta ustadan ikkita shogird chiqdi 4 yilda, bittasi baraka topdi hayotida ishidan, ikkinchisi baraka topmadi. Sabab ustoz norozi. Alloh odil zot. Ey bandalar, sizlardan sodiqlik, mendan adolat. Ustozi xizmatida bo'lasiz. Bo'ldi endi ishingni qilaver, usta bo'lib qolding deyishni kutasiz va sizdan haqiqatan rozi bo'ladi. Ustoz boshiga do'p kiyizib, qopoq kiyizib, chopon kiyizib, bitta osh qilib eldi oldida u ishmas u. Usta mana rozi bo'lsin. Kelishdingmi? Birodarlar, ey bandalar, sizlardan sodiqlik, mendan adolat. Aqulu qawli hada va astagfirullah li va lakum. Innalloha va malaikatahu yusalluna alan-nabiy. Ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi va sallimu taslima.